Para adamı bozar mı? Ben sana söyleyeyim. Bizim tanıdığımız bir akil, bir kişi vardı, çok akil. O bir hadis-i şerif okurdu bize devamlı. Şunu derdi: bir insan namazı ve orucu sizi aldatmasın. Siz onun küçük paralardaki muamelesine bakınız. Yüz milyonlarca dolarlık şirketi vardı. Yani ticareti biliyor ve bu konuda hadis-i şerifleri de biliyor. Hadis-i şerif neymiş? Bir insanın namazı ve orucu sizi aldatmasın. Siz onun küçük paralardaki muamelesine bakınız. Kural bu. Bak şimdi. Bir insanı parayla tanıyabilirsin. Şöyle bir insan düşün. Gariban, fakir, fukara. Ama içinde zulmet varsa, zalimlik varsa, parayı bulduğu an zalimlik yapmaya başlar. Yani içindeki ortaya çıkar. Para İçinde ne varsa onu çıkarır kişide. Kişi de eğer samimiyet varsa, iyi bir insansa bu kişi, hayırseverse ama fakir. Parayı buldu mu ne yapar biliyor musun? İçindeki o güzellik ortaya çıkar. Hayırsever olur. Hayırsever bir iş adamı olur. Peki o zaman şöyle diyebilir miyiz? Hikmet tarafından bakarak. Bir insan zalimse ve cebinde para yoksa, parayı bulduğu zaman hanımını kapı dışarı atacaksa veya hanımını aldatacaksa, hikmet tarafından baktığında o kişinin zengin olması doğru mudur? Doğru değil, değil mi? Hani bazı insanlar var, ben çalışıyorum, 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 bir türlü paraya ulaşamıyorum. Belki kendine bakman lazım. Paraya ulaşamamanın bir sebebi vardır. Belki sen parayı kazandığın an, eline para geçtiği an zalimin teki olacaksın. Ona buna zulmedeceksin. Eşini aldatacaksın belki. Daha iyisini Hazreti Allah bilir. Senin paraya ulaşmaman lazım. Bu taraftan bakmak gerekiyor. Eğer biraz önceki cümleyi, hadis-i şerifi ciddiye alarak gözümüzün önüne o formülü getirirsek o zaman bunu anlıyoruz değil mi? Yani bir insanın küçük paralardaki muamelesine bakınız. Eğer küçük paralarda borcunu ödemiyorsa veya muamelesi nasılsa, iyi veya kötü, sen oradan anlarsın kişiyi, tanırsın. Karakterini ortaya çıkarır para. Dolayısıyla para kazanmadan önce, paraya ulaşmadan önce en önemli şey neymiş faktör? Karakter. Karakterin üzerinde çalışma yapacaksın ki karakterini geliştirirsen zalimlik kısmını azaltır. O da nasıl olur? Kendini geliştirmekle olur, kendini tanımakla olur. İyi tarafını çoğaltırsan çabuk parayı bulursun zaten. Parayı bulduğunda da iyi insan olursun, hayırsever insan olursun. Para adamı bozar mı? Aslında para adamı bozmaz. Adamı sadece gerçek yüzü neyse ortaya çıkarır para. Kişi varlıksızken, yani malı mülkü fazla yokken, hani fakir diyelim, fakirken yalan konuşuyorsa, söz verdiği zaman sözünü yerine getirmiyorsa, kendine dürüst değilse, bu kişi parayı bulunca ne yapar? İleride güç kazandı ya, parayı bulunca dolandırıcı olur. Küçükken neyse, güçlüyken ne olur, onun abartılmış bir şekilde, yani dolandırıcının önde giden olur. Peki Hazreti Allah senin dolandırıcı olmanı ister mi? Hikmeti bu işte. O yüzden sen eğer varlıksızken yalan konuşuyorsan yalanı bırak. Dürüst ol kendine. Söz verdiğin zaman yerine getir. Ki karakter üzerinde çalışma yaparsan eğer, hani kendini düzeltirsen varlıksızken mal mülk sahibi olunca da iyi bir insan olursun. Biraz önce dediğim gibi küçük paralardaki muamelesine bakınız. Eğer kişi kendi üzerine çalışma yaparken karakterini geliştirirse, kendini geliştirirse, kendine dürüst olursa, samimi olursa, kendini kandırmaz ise o kişinin mal mülk sahibi olması daha hızlı olur. Çünkü ileride güçlendiği zaman o kişi dolandırıcı olmayacaktır. Ne olacak? İyi bir insan olacak. Hayırsever bir insan olacak. Millete faydalı olacak. Zekatını verecek, kurbanını kestirecek, sadakalar verecek, yetimlere bakacak, gariplere bakacak. Çünkü geçmişte yoklukta yaşadı. Şimdi bu konu kafalarda soru işaretleri çıkaracak. Mutlaka. Bu soruyu soracaksınız. Aklınıza gelecek. Tamam, iyi güzel hocam. Tamam, güzel anlatıyorsun da bir sürü zenginler var şu anda ve bunlar zalim, çoğu zalim, kötü insanlar diye söyleyecek kişiler. Tamam.
Ben de o zaman şunu söylüyorum. Bir günlüğüne rol değiştir. Sen bir günlüğüne o adamın gücüne sahip olursan, dünyanın en zengin adamı olursa, onun yerine geçersen, acaba nasıl bir insan olacaksın? Hazırlıklı olmadığın için işte, pişmediğinden dolayı zalimlerin en zalimi olacaksın. Niye? Çünkü bilmiyorsun ki, bilmiyorsun. Yani sen onun yerine geçtiğin an daha kötü olacaksın. Çünkü o adam oraya öyle kolay gelmedi. Pişe 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 pişirdi Hazreti Allah. Kişiye göre değişiyor. Kime göre zalim? Neye göre zalim? O kötü dediğin zenginler acaba gerçekten kötü insanlar mı? Elinde delilin var mı? Belgen var mı? Sadece çevrilen filmlerde, dizilerde, örneğin Titanic'te veya haberlerde veya toplumun %70'i zenginleri kötü gösterdiği için sen de acaba hipnoza girmiş olarak zenginler kötüdür diye sen de inanmaya başlamış olabilir misin? Çünkü zenginler kalleş, fakirler kardeş diye yetiştirildiğin halde sen zenginlere iyi bakabilir misin? Hayır, iyi bakamazsın. Niye? Çünkü daha çocukluktan itibaren genel olarak zenginler hep kötü gösterildi, hep kötü tanıtıldı. Niye? Çünkü daha fazla satılıyor. Filmler daha iyi satılıyor. Küçük Emrah rolüne girdiğin zaman, kurban rolüne girdiği zaman daha iyi satıyor. Hani Sefiller kitabı daha çok satılıyor. Sefiller kitabı var, çok ünlü. Daha çok satılıyor. Ondan dolayı olabilir mi acaba? Yani hipnoz olduğundan dolayı öyle düşünceler senin kafana tohum ile ekilmiş olabilir mi? Bir de bu taraftan bakmak gerekiyor. Bir de şunu kesin olarak söylemek istiyorum. Bu ispatlanmış bilimsel araştırma. Eğer bir insan zenginler kötüdür diye inanıyorsa, zenginlere karşı blokajı varsa, bakış açısı kötüyse, o zaten bir türlü mal mülk sahibi olamayacak. Niye? Çünkü bilinçaltı onu engelleyecek zaten. Bu araştırmalar bunu gösteriyor. Üniversiteler bunun çalışmalarını yaptı. Yani o yüzden eğer bu düşünceye sahibim ve böyle kalsın, öyle kalsın, o zaman sen zaten mal mülk sahibi hiç olamayacaksın. Niye? Çünkü senin bilinçaltın senin önüne zaten taş koyacak. Bir duvar örecek. Bir türlü ilerleyemeyeceksin. Bir türlü maddi durumunu düzeltemeyeceksin. Çünkü senin bakış açın seni ilerletmeyecek. Aynı zamanda genel iftira attığından dolayı da manevi bir sorumluluk sahibi olduğun için onun kefaretlerini ödeyecek kişi. Bütün zenginlerin günahını alarak kişi kefaretini ödeyecek. Ondan dolayı bir türlü ilerleyemeyecek. En güzel ölçüde nedir biliyor musun? İnsan zenginleştikçe hayır hasenatını çoğaltıyorsa, Allah korkusu artıyorsa en büyük ölçü odur. Onu yapabiliyor mu? O zaman iyi bir zenginsin. Ama yapamıyorsan, telefonu değiştirdikten sonra eşini değiştirmeye kalkışıyorsan sen kötü bir zenginsin. Hava atıyorsan malınla mülkünle, o zaman sonu kötü bitecek. Yani bu da bir ölçüdür. Dolayısıyla insan aslında güçsüzken mal mülk sahibi olmadan üzerinde çalışması lazım. Kendi üzerinde çalışması lazım. Karakterini geliştirmek için. İyi insan olmak için gayret göstermesi lazım. Ne kadar iyi insan olursa, ne kadar oturaklı ve karakteri sağlam olursa ve dürüst olursa kendine, o kadar bir insan mal mülk sahibi, daha hızlı mal mülk sahibi oluyor. Ve o çerçevenin içerisinde kalmak için de kibirden uzak kalması gerekiyor kişinin. Eski mahallene gidip yani şöyle, tamam birden zengin oldun, kopmamak için, yani yoldan çıkmamak için ne yapman gerekiyor? Arada bir duysal keskinlik diyorlar buna. Şu anda nereye geldim? Neredeydim? İşte filanca eski mahalledeydim. O zaman gideceksin eski mahallendeki dostlarla, arkadaşlarla oturup konuşacaksın. Ayakların halının üzerine bassın. Şimdi şöyle bir durum da var. İnsan kendine şu soruyu sık sık sorması da gerekiyor. Kişi eğer maddi duruma, birden iyi bir maddi duruma ulaştıysa şu soruyu sık sık soracak. Biraz önce dediğimiz gibi. Nereden geldim? Filanca mahalleden geldim. Benim dostlarım bunlar, benim arkadaşlarım bunlar. Şu anda neredeyim? Ben buradayım. Peki nereye gideceğim buraya? O zaman gideceği yerde olan insanlardan da bilgi alması lazım. Oraya ulaşmış insanlarla iletişimde olacak ve onları örnek alacak. Oraya varmak istiyorsa eğer. Sürekli geçmişe takılıp sürekli kaldığı, eski kaldığı mahallede takılmayacak. Yani arada bir gidecek farkındalık, duysal keskinlik için ama sürekli orada değil. Ve nereye gideceğim? Oraya gideceğim. O zaman oraya ulaşmış, kendinden 10 kat daha iyi durumda olan insanlarla iletişimde olarak arzu ettiği hedefe ulaşmak için gayret gösterecek. Ve senin etrafında en çok görüştüğün 5 kişiye benzersin. Onların ortalaması olursun. Yine istatistikler bunu söylüyor. Sen geçmişe değil, çünkü geçmişte kalsaydın bu duruma gelmezdin. Geçmişteki arkadaşlarla sık sık takılsaydın ve onların sadece onlardan aldığın bilgilerle buraya gelemezdin. Peki
Burada da aynı yerde durabilir misin? Hayır. Buradaki insanlarla sürekli bilgi alırsan, kendini geliştirmezsen o zaman arzuladığın hedefe ulaşamazsın. O zaman hedeflediğin yerdeki insanlardan dışsal bilgi alman gerekiyor. Oraya nasıl varmış? Yöntem ve taktikleri onlardan öğrenerek, biraz da onlarla takılarak arzuladığın hedefe o şekilde ulaşırsın. Bir tane örnek vermek istiyorum. Bir tanesi, çevremde bulunan kişiler sürekli beni aşağı çekiyor ve ben işimi ilerletemiyorum. Otellere iş yapan bir kişi. Ben büyük bir iş adamı olmak istiyorum demişti. Ben de çok basit demiştim. Çevreni değiştir, ortamı değiştir. Çünkü bu ortamdaki bilgilerle ve kişilerle sen ilerleyemezsin. E peki ne yapacağım? Senin arzuladığın yerdeki insanlar nerede takılıyor şu anda dedim. Dedi çoğu golf kulübünde dedi. Tamam dedim, o zaman golf kulübüne git, üye ol dedim. Ama ben oynamayı bilmiyorum ki. Oynamana gerek yok ki dedim. Onların yanında takıl, tut dedim yani elinde şeyi. Bir iki topu bir ileri bir geri yaparsın. Onlar ne diyor? Onların otomatikmen beynindeki nörolojiye sen de sahip oluyorsun. Onların kalp atışına sen de sahip oluyorsun. Onlarla takıldıkça. Çünkü insan bulunduğu yerdeki insanlara benzer. En çok 5 kişi kimle görüşüyorsa ona benzer. Onlarla takıl, senin işlerin açılır dedim. Gerçekten o kişinin maddi durumu değişti. O kişilerle takıldıktan sonra. Yani kural neymiş? En çok kiminle takılıyorsan onlara benzersin. Bizim programlarımıza katılan kişiler de zaten motivasyonlu, enerji dolu. Hani bu gerçekten başarıya susamış ve gerçekten başarıyorlar. Bu kişiler hedeflerine ulaşıyorlar. Sen o zaman bu programa katıldığın zaman onlarla etrafın çevrili olduğu için bakış açın değişiyor. Beynindeki nöroloji değişiyor. Kalp atışın değişiyor. Ve otomatikmen başarılı oluyorsun. Bu kadar. Çevreni sen seçebiliyorsun. Üzüm üzüme baka baka kararır değil mi? Bunu anlıyoruz. Üzüm üzüme baka baka kararır. Başka bir cümle daha. Söyle bana arkadaşını. Ben sana senin kim olduğunu söyleyeyim. Bunu da anladık. Bir söz daha var. Tay atın yanına koy diyorlar. Hani tayın yanına koy. Ya huyundan ya suyundan. Hani biraz önceki golf kulübündeki arkadaş gibi. O zaman burada ne çıkarabiliriz? Senin kararın. Sen karar veriyorsun. Ya şu anda oturursun böyle. Sadece beni izlersin. Belki yıllardan beri izliyorsun. Oturarak bir yere varılmıyor. Hani karpuzda değil insan değil mi? Ya da karar verirsin. Çok basit. Çünkü senin kararına bağlı. Özgür karar senin elinde. Senin etrafındaki insanları sen seçebiliyorsun. Karar vererek, harekete geçerek başarılı insanların ortamına girebilirsin. Mesela benim programlarıma katılıp başarılı olabilirsin. Katılmak için de çok basit. Durum analizini yapmam için, seni tanıyabilmem için, arzuladığın hedefe nasıl ulaşabileceğini analizden sonra sana plan vererek göstermem için, o zaman benimle ön görüşme için başvuru formu doldurup göndermen lazım. Yani benimle iletişime girmen lazım. Toparlamak gerekirse şöyle. Genel olarak birinci burada öğrendiğimiz konu şu. Birinci mesaj şu. Az mal mülk sahibiyken, yani az paraya sahipken karakterini geliştirmeye çalış. İyi insan olmaya çalış. İki, çevren senin karakterini belirliyor. Bunu sen seçebiliyorsun. Çevreyi sen seçebiliyorsun. Üçüncü mesajda hedeflerine ulaşmak için kendini geliştirmen lazım. Peki geliştirmek için de sana öğreten kişileri doğru seçmen lazım. Vermek istediğim mesaj bu değerli arkadaşlar. Başarmak için, daha başarılı olmak için, daha huzurlu olmak için bu anlatmak istediğim üç mesajı hayatına yansıtırsan sen de arzuladığın hedefe ulaşabilirsin. Benimle ön görüşmek için hemen aşağıdaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.